Ateş ve Güneş, Zeytin Dağ, Falih Rıfkı Atay, Pozitif Yayınları. 4 yıl süren bir savaş nasıl hatırlanır? Bunun tek bir yolu yordam olmasa gerek. Ancak Türkiye'de özellikle 1. Dünya Savaşı'nın hatırlanmasıyla ilgili çok çetrefil ve girift bir durum var. Türkiye halen bu savaşın Çanakkale gibi bazı bölümleriyle yatıp kalkarken, Falih Rıfkı Atay'ın önce Ateş ve Güneş, sonra Zeytin Dağı'nda anlattığı Suriye cephesi, sondaki bozgunun etkisiyle olsa gerek adeta yok sayılır. Atay, bu iki kitapta aynı malzemenin iki ayrı dönemde nasıl farklı hatırlanacağını bize gösterir. Cüneyt Tandoğan'ın Zeytin Dağı'nın farklı yıllardaki basımları üzerinden yürüttüğü eleştirel karşılaştırma ise, hafıza ve hatırlamanın her yeni dönemde yeniden konumlandırılması gerektiğini iyice anlamamızı sağlar. Tandoğan'ın ortaya çıkardığı bu ilginç yayın, Atay'ın eserlerini sadece tarihe tanıklık açısından değil, hatırlama ve hatırlananı yazmanın metinsel değeri üzerinden de yeniden düşünmemizi sağlayacak. Yardımcı Doçent Doktor Erol Köroğlu, Boğaziçi Üniversitesi.